Bence bu açık çağrı öncesinde de MHP ve İYİ Parti içerisinde bence bir mesaj gitmişti. Neden? Akbelen oturumu öncesinde Meclis Genel Kurulu'nda Sayın Bahçeli meclise girdiği zaman, Genel Kurul salonuna girdiği zaman MHP'li milletvekilleri ayağa kalkar. Yine kalktılar. İYİ Parti'den de bir isim kalktı. Müsavat Dervişoğlu. Daha önce kalkmamış, hiç görmemiştim. Sordum arkadaşlar, ya ben kaçırdığım oldum, hiç Müsavat Bey kalktı mı? Hiç ayağa Devlet Bey geldiğinde hiç görmedik, biz de ilk kez gördük dediler. Ve ardından kamuoyu önünde böyle bir çağrı geldi. Bu anlamda örtüşen, sizin beyanınızla örtüşen evet. Bir tablo da var. O kadroları sesleniyor ve o kadroları yeniden kazanacak. Yani evet, Tayyip Erdoğan... MHP'ye dönecek mi o kadrolar? Dönecekler. Bakın dönecekler. Ben ülkücü hiç olmadım hayatım boyunca. Ülkücülerle aramda hiç hoş olmadı. Liseden beri böyle dalaşan kesimdeydim falan ama yani ülkücülerin vatanseverliğini falan biz biliyoruz. Onların o PKK'ya karşı nasıl tepkili olduklarını da biliyoruz. O projede hani Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla beraber biraz reddederek falan bir görev verildi onlara ama o proje başarısız oldu. Ha, o projenin başarısız olması birçok sebebi var ama bir tanesi de şu, yapılamaz bir şeydi zaten. Yani o projeyi tasarlayanlar onun zafere ulaşamayacağını hesaplamaları gerekiyorlardı. Bir toplum tanımaları gerekiyordu. Tanıyamadılar. Zaten o altılı masada o projenin iflasıydı. Yani bu kadar krize, sıkıntıya rağmen bu proje tutmadı. 26'sa ne açıklayacak size Sayın Akşener? 26 Ağustos'ta yani gözü onu günü bekleyin diyorlar yani. Durmadan. Bütün il ve ilçelerde belediye başkanlığına gireceğiz diyecek. Hı hı. Çünkü başka çaresi yok, kalmadı. Yok oluyor, bitiyor. Yani başka bir partinin kurucusu oldunuz, başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı da yaptınız. Bir kere siyasi partilerin kuruluşuna aykırı bir şey bu. MHP de aynısını yaptı. Bakın MHP farklı bir şey. MHP partisini kurtardı. MHP parti olarak bölünüp parçalanan ve ele geçirilecek bir konumdayken MHP orada kendisine hani çok açık açık da konuşmayalım, böyle hukuksuzluklar da yapıldı, onu da söyleyeyim. Ama öyle ya da böyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni Devlet Bahçeli kurtardı. Ve var hale getirdi kadroları vesaire. Yoksa o bizim İYİ Parti falan dediğimiz şey tamamen MHP kadroları alıp o İYİ Parti'yi de geçireceklerdi. Recep Tayyip Erdoğan daha doğrusu kurtardı. Recep, ya ben bunu demek istemedim. Ben söylüyorum. Ben demek istemedim de tercüman oldunuz. Keşke birisi de, keşke Recep Tayyip Erdoğan CHP'yi de kurtarsaydı onları kurumundan. Nasıl yapayım? CHP ile geçirildi. MHP ile geçirilemedi için. Zaten bölümde. Kendi söyledi. CHP en büyük başarısızlığımız var dedi zaten yani. Yani CHP müdahale edilseydi CHP bölünürdü. CHP içinde Meral Akşener gibi birileri çıkar, işte Kılıçdaroğlu ayrı bir parti kurarlardı, SHP falan kurarlardı. Ama yine böyle bir köklü möklü bir CHP elle dişe dokunur bir şey kalırdı yani. O kalmadı. CHP ele geçirildi. Bakın bu. Çok önemli. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ele geçirilemediği için bölünmüştü. Ama orada da dağ gibi aslan gibi kadrolar da duruyor. Bu kadrolara Türkiye'nin ihtiyacı var. Çok da net söylüyorum. Yani vatansever olarak o insanlar, İYİ Parti'nin içinde görev alan insanlara... Türkiye'nin Türkiye cephesinde olmasın o insanların. Sayın Cumhurbaşkanı zaten onu söyledi seçim sonuçlarında da, biz Türkiye'de çok şey başardık dedi. Ama dedi başaramadığımız bir şey işte milli bir muhalefet. Böyle bir muhalefetin karşımızda olacak. Bizim de yaptığımız yanlışları söyleyecek. Bize yol gösterecek. Çünkü muhalefet sadece demokrasilerde vardır. İktidar her tür rejimde vardır. Evet. Ama muhalefeti görüyorsunuz ki kendi dengesinde, bak program başında konuştuğumuz husus vardı. Sami abi de ifade etti. Bugün Sayın Erdoğan AK Parti'dir. AK Parti'de ne kadar yüksek oy aldı? Ortada %35'lere düştü AK Parti'nin oyu ama Sayın Erdoğan %52'nin üzerinde oy aldı. Neye güveniyorlar biliyor musun CHP'de? Bunu burada da ifade ettik. Milliyetçi Hareket Partisi, Üçüler, Cumhuriyet Halk Partisi, Altok. Ne olursa olsun Türk siyasetinde partilerin ortadan kalkması kolay değildir. Onlar da özellikle CHP'de buna güveniyor. Marka var elimizde diyor. Sonuna kadar Atatürk, sonuna kadar Altok. Biz diyor Kadıköy'e, Çankaya, Ceged'imizi koysak da seçtiriz. %20-25 alıyoruz. %150 vekili alıyoruz. Evet. Hazine yardımını alıyoruz. İş Bankası'nın %28'i de bizim kardeşim. Eyvallahımız yok. Konforlu muhalefetin de dibine vurmuşuz. Gerisi hikaye diyor. Bu kadar. Evet. Yani Türk siyasetinde bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye bir etkisi var mı? Bugün gitsin kendi müstakil aday olsun. Müferriden bir milletvekili adayı bile çıkamaz. Muhalefetin şu anki yapısı Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelmiş. Aynen öyle. Yani. Nasıl? Yani bir takım güçler tarafından, işte söyledi Mustafa Kemal de, ele geçirilmiş, sufle alan bir yapı. Tek başına, kendi aklıyla, kendi iradesiyle
hareket edecek bir yapı değil. Sayın Cumhur, katılır mısınız tamamen ele geçirildiğine CHP'nin? CHP konusunda evet. Kim ele geçirdi yani CHP'yi? Yani CHP ele geçirilme kim diye böyle Ahmet Mehmet ele geçirdi demeyeceğim. Bir ideolojik yapı ele geçirdi. Alto karşıtı, NATO'cu, Avrupa Birliği'nden yana, Avrasyacılara işte diktatör diye bakan, bizim generallerimiz Orta Doğu Paşası diyen bir anlayış. Bu anlayış Tanzimat'tan beri biz bu anlayışı biliyoruz yani. Batıcı, Türkiye'nin bağımsızlığına yana olmayan, hani Atatürk de bunu söylüyor ya, daha dahili ve harici bedbahlar diye yani kendi şahsi emellerini müstevlilerin siyasi emelle tevhid edenler. Ne diyelim daha yani, açık açık Atatürk bunları yazmış yani. O yüzden bu CHP'nin ideolojik anlamda başında bulunan Atatürk'ten, Altıok'tan, bağımsızlıktan kopuk. Ama Atatürk'ü sadece laisizmde böyle bir simgeleştiren ve buna sığınmış ve buna sıkıştırmış bir yapı. Bunlar ele geçirir CHP. Yani CHP'nin başında bugün var mı kamu ekonomiyi savunan, planlı ekonomiyi savunan, özür dilerim, Türkiye'nin bağımsızlığını savunan, yani milli iktisatı savunan, kamulaştırmayı savunan, devletleştirmeyi savunan falan. Var mı böyle bir adam? Yani bakın çok basit bir şey söylüyorum. Aslında bu çok önemsenmiyor gibi ama yarın vatandaşlar gitsinler CHP'de hangi ilçede oturuyorlarsa ilçe başkanının kapısını çalsınlar, üçe içmeye gitsinler. İçerideki insanlara nereli olduklarını, kim olduklarını, tipolojiyi görsünler. Bakın bunu gözleme dayanarak söylüyorum. Türkiye 21'inde ders anlattım. Ben de gözlemle dayanarak söylüyorum. O bizim 80'lerde, 90'lardaki emekli öğretmen teyzelerimiz, kemalist amcalarımız falan yok onlar. O Atatürkçü kadroları böyle aşağıladılar. Ulusalcıları vesaire partiden attılar zaten. Yönetim kademesine gelenleri de ihraç ettiler. Öbürleri uzaklaştırıldı. Şu anda CHP, HDP vari ve ona benzer türdeş yapıda insanlardan delege oluşturulmuş. Mustafa Kemal Çiçek çok daha iyi biliyor benden bunları. Bir yapıya sahip oldu. Ve ele geçirildi. Ve şeyde işte Hüsamettin Özkan nasıl işte Ecevit döneminde ele geçirmişti iktidarı, belirliyordu. Aynen Hüsamettin Özkan yine belirliyor. Yani değişen bir şey olmadı. Bunların aklında, o damarlarında akan aşırı kan diyoruz ya biz. Maalesef o kanda sıkıntı var. Çok da net söylüyorum ben. Yani baktığım zaman çok enteresan bir örnek. Bir gün Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bu 10 sene olmuştur belki, 15 sene önce. Ya Avrupa Birliği'yle falan dolaşırken bir denge siyaseti demek açısından, bak orada da şey var, Şangay Beşlisi var. Çıkarız NATO'dan gerekirse diye bir öyle doğru ya da yanlış bir çıkış yapmıştı. İlk karşı duruş Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Nereye çıkıyorsun NATO'dan? Bizi alıp da Orta Doğu bataklığına mı, Asya'nın karanlığına mı sürükleyeceksin falan diye. İşte iktidar bunlar. O Atatürk'ün bakıyorsun işte muhasır medeniyet dediği anlayışı batıcılık zanneden zihniyet. O nedenle CHP ele geçirilmiş bir parti. Yönetimiyle, ideolojisiyle, bakış açısıyla, kadrolarıyla. İlçe başkanlıkları ne kadar sirayet etti? Ele geçirilmiş ve dönüştürülmüş yani evet. Artık o noktaya getirmiş. Ben ondan binaen söylüyorum. Zaten Kemal Bey o koltuğu bırakmak istediğinde getireceği kişi de bu süreci yürütecek olan yapıda olacaktır. Hem etnik olarak bir sonraki genel başkan Kemal Bey'i mi işaret edecek? Nasıl? Bir sonraki genel başkan Kemal Bey'i mi işaret edecek? Edecek yani bu zaten... Özellikle 10 Aralıkçı grup bunu ifade etmedi. Bizim bir kazanımımız var. Biz partiden ulusalcıları tasfiye ettik. Evet. Ve ulusalcıları biz gönderdik. E şimdi biz bu kadar bir yatırım yaptık. Bu kadar emek sarf ettik. E biz partiyi tekrar ulusalcılara veremeyiz dediler. Bunlar yansıdı. Basına, medyaya yansıdı. Onun mücadelesi bu yapılanlar. Onun için öyle bir isim. İşte biraz önce çok güzel bir şey zikretti Erdem Bey. İşte Hüsamettin Özkan değil mi? DSP zamanında hep Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in yanındaydı. Evet. Dizayn eden isimdi. Bugün de CHP'de klik var. Beykoz Konakları adı altında etkisi, tesiri olan. Beykoz Konakları. Tabii. O şekilde. Hüsamettin Özkan da var bu arada. İsim olarak da var yani. Tabii. Etkisi de etkisi de olan bir isim. Maalesef böyle bir süreç hala devam ediyor. Ve Hüsamettin Özkanlar ve FETÖ'cüler ulusalcılığı o dönemde hatırlayın milli güvenlik tehdidi kapsamını almışlardı. Nasıl? Şeydi ya şu anda FETÖ'cü terör örgütü, PKK, işte ülke güvenliği tehdit eden örgütler o dönemde ulusalcılık diye. Açık açık emniyet raporlarında da bu geçti. Emniyet işte bu Ergenekon belgelerinde falan bunlar ulusalcılığı yani Atatürkçülüğü, vatanseverliği tehdit olarak gördüler. İşte o anlayışı bunlar tezahürü o nedenle bugün o şeyi tekrar dönersek ittifaklar yapılacak falan filan emin olun Akşenerlere falan MHP kurtulduğuna seviniyor. Yani seviniyor. Onlara bir çağrı değil bu. Onun içindeki
kadroları. CHP içinde de var, tek tük de olsa. O kadrolara da bir çağrı yapacak, bir parti olsa keşke. E bir de orada orada mesela Koray Aydın olsun, Yavuz Alioğlu olsun, evet. Musavat Dervişoğlu olsun. Bunlar ülkücü camiye önde gelen isimler. Doğru. Bakın şu anda İYİ Parti'nin yönetiminde bu isimlerden hangisi kaldı? Kimler var? Bir Bahadır Erdem nasıl seçilemedi milletvekili ona şaşıyorum. O seçilemedi biliyorsun. Onda ne gibi işte LGBT konusundaki düşünceleri, değerlendirmeleri ortada. Evet. Yani baktığınızda o milliliği, yerliliği yansıtacak rahmetli Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu fikriyatı yansıtacak bir yapı kalmadı. O yapıya da dahil olanların hepsi dışlandı, tasfiye edildi, ortadan kaldırıldı.